Ama tabii yani burada kâr zarar hesabı yapılıyor. Zaten Kesinlikle. o kişide büyük bir risk oluştuğu için siz bunu yapıyorsunuz. Kesinlikle. Yani onun riski diğer riskle oranlandığında tabii tıkanma riski çok büyük, felç geçirme riski olduğu için zaten siz bunu yaptığınızdan yapılması gerekiyor. Onu da Kesinlikle, belirtelim. evet, tabii. Yani aynı değil tabii riskleri. Yani biri çok daha aşağıda kaldığı için siz bu tedavi tercih ediyorsunuz. Herkese yapılmıyor tabii bu durup Tabii ki, dururken. tabii. Bu şemsiye konusu ilgimi çekti. Çünkü ben de New York'ta çalışırken bacaktan gelen derin venlerdeki pıhtı oluştuğu zaman bacaklarda derin ven trombozu deniyor ona hatta. Uzun süre oturmaktan mesela beyin ameliyatı geçirip de uzun süre yatan hastalarda yatmaktan dolayı kan yavaşladığı için kan akımı bacak damarlarında, toplar damarlarında pıhtı oluşuyordu. Ve o zaman Alex Berenstein ve ekibi şemsiye koyuyorlardı. Bu hala kullanılan bir yöntem Hala mi? kullanılan bir yöntem. Tercih Hala edilen bir kullanılan bir yöntem mi yöntem. yoksa? O tabii toplar damara konan bir şey. Evet. Karındaki ana toplar damara konuyor ki bu bacak damarlarında oluşan pıhtı gitmesin diye. O giderse akciğer damarlarını tıkamaya yol açabiliyor. O da öldürücü bir Öldürücü bir risk, problem. evet. Çok yüksek riski var. Onun için bu vena cava filtresi dediğimiz şeydir o uygulama. Dolayısıyla o toplar damar içerisine onu koymak oldukça kabul görmüş bir uygulama. Emniyetli bir yöntem, uzun süreli baktığımızda. Emniyetli bir yöntem. O filtrenin değişik tipleri var. Onların bazısı risk olan zamanda orada tutuluyor. Risk ortadan kalkınca o filtreyi toplayıp Evet. çıkarmak mümkün. Bazıları çıkmayan tipte. Ama şimdi günümüzde hani örnek verdiğiniz ameliyatlarda diye bu riskin olduğu en büyük ameliyatlar ortopedi ameliyatlarıdır. Evet. Kalça, diz Evet. protezleri gibi şeyler. O zaman da o ameliyatlardan önce bazı merkezler bunu koruyucu olarak hiçbir şey olmaksızın ilk önce o filtre konur. Ondan sonra ameliyatı yapılır. Ameliyattan sonraki bu riskli dönemi geçtikten sonra birkaç hafta sonra o filtre oradan çıkarılır. Evet, yani bu tekrar uyaralım izleyicilerimizi. Mesela nasıl anlaşılıyor bu? Baldırlarda bir ağrı hassasiyet olabiliyor ki özellikle yaşı nispeten ileri olanlar. Mesela uçakta da hep bu risk vardır. Uzun süre uçak yolculuklarında diyelim ki Amerika'ya giden birisi veya işte Çin'e giden birisi 8-10 saat bazen oturmak durumunda kalabiliyor. Sık sık ayağa kalkmak gerekiyor, önemli. Çünkü böyle bir pıhtı riski oluşuyor ve dediğiniz gibi pıhtı da son derece ölümcül akciğere sıçrayıp orada nefes almayı aniden durdurup çünkü damarları tıkanınca akciğerin kalp kan pompalayamıyor ve ölümcül bir riske sebep olabiliyor. Böyle bir durum ortaya çıktığında demek ki ilk size müracaat edebilir. Yani ilk veya ilk müracaat ettiği hekimlerden biri. Çünkü hakikaten şemsiye benim de hatırladığım öyle pek bir yan etkisi yok. Koruyucu, tabii başka tedaviler de kan çözücü Kan ilaçlar da sulandırıcılar da sulandırıcı tabii veriliyor. veriliyor evet. Ama bu da kullanılabilecek bir yöntem. Bunu Tabii her zaman akılda kullanılabilecek bir tutmak yöntem. gerekiyor. İşte onun biz atar damar versiyonunu bu şah damarındaki darlıklarda stent koymadan önce çalıştığımız bölgenin üstüne koyuyoruz. Evet, yani radyoloji hakikaten o kadar ilerledi ki son zamanlarda. Size tebrik ediyorum. Çok önemli bir çalışma. Sağ olun. Nöroradyolojinin kurulmasına vesile oldunuz. Hakikaten 89 yılı Türkiye için bir milat Evet, sayılır. 89'da ilk nöroradyoloji bilim dalı kuruldu İstanbul Bugün o Üniversitesi'nde. kadar yayıldı ki artık nöroradyoloji, değil mi? Her yerde MR, tomografi çektirmek Yayıldı mümkün. Evet. ama iki boyutu aynı boyda yayılmadı işin doğrusu. Tanıya yönelik görüntü yöntemiyle olan nöroradyoloji uygulamaları çok yaygınlaştı. Girişimsel biraz daha kısıtlı kaldı. Evet. O biraz daha özveri istiyor. Onun için Zor onun tabii orada, talibi evet. öteki kadar fazla değil. Ama çok gerekli çünkü sadece beyin felci değil. Onu izleyicilerimize söyleyelim. Mesela beyin kanamasına yol açabilen çok önemli damar hastalıkları var. Beyin damarları normalde son arter dediğimiz yani böyle birbirleriyle çok bağlantı yapmıyorlar. Beynin şiddetli kan akmaya ihtiyacı var. Bazen beyinde izleyicilerimiz için söylüyorum böyle balonlaşma oluyor. Yani damarın duvarı genişliyor, balon şeklini alıyor. Anevrizma deniyor buna. Bir de tabii siz şimdi onda, konulara bilgi verirsiniz, size onu da soracağım. Anormal damar bağlantıları oluyor. Yani beyne giden atar damarla toplar damar arasındaki bağlantılar arteriovenöz malformasyon diye de bir ismi var bunun. Bu durumlarda bazen sizin müdahaleniz gerekiyor. Kısaca bu konudan da bahsedelim. Şimdi anevrizma girişimsel radyolojinin önemli bir konusu.
Yani belki en aktif olduğu, en hayat kurtarıcı olduğu noktalardan birisi. Dediğiniz gibi beyin damarının zayıf bir noktasında zamanla balonlaşma oluyor. Ha, bu zayıflık neden oldu, bu anevrizmam niye oldu diye sorar hastalar. Ya doğuştan damarın o noktası zayıftır, zamanla gelişir veya damar sertliği gibi değişik nedenlerle elastikiyetini kaybetmiştir, anevrizma ondan olur. Her neden olursa olsun hikaye ve sonuç aynıdır. Bu anevrizma tedavi edilmezse bir gün bu patlayabilir. Bunun patlaması da beyin kanamasına yol açar. Beyin kanaması tıptaki en acil, en riskli tablolardan birisi malum. Hastaların aşağı yukarı 1/5'i o anda kaybediliyor. Evet. Yaklaşık yarısı da beyin kanamasını izleyen bir ay içinde kaybediliyor. Kalan yarının da bir yarısı maalesef sakatlıkla sonuçlanıyor. Beyin kanamasından sonra ben normal yaşamıma devam ediyorum diyebilen azınlık yaklaşık 1/4. Onun için bir hastada biz anevrizma gördüğümüz zaman bunu mutlaka tedavi etmek gerektiğini düşünürüz. Bu tedavi de hiçbir zaman ilaçla tedavi değildir. Evet. Bu mutlaka bir ameliyattır. Ama açık ameliyattır, ama kapalı ameliyattır. Açık ameliyatta beyin cerrahları kafatasında bir boşluk açarlar. Malum orada beyin dokuları arasından gidip o anevrizma dediğimiz baloncuğun boynuna bir klip koyarlar. Bizim kapalı yöntemde hiç kafatasıyla yine ilgimiz yok. Yine bizim tek giriş noktamız kasıktaki damar. Oradan bir iğneyle girip kateterler yardımıyla bütün yol boyunca yukarıya çıkmak, ki çok zor bir şey değildir oraya çıkmak. Oldukça bir düz yoldur o. Herkes evet. onu kafasına zorlaştırır kasıktan girip de nasıl gidiliyor diye. Gidiliyor, çok gidiyoruz. Evet, çok da rahat yapıyorsunuz hakikaten. Evet. Yani endişe edilecek bir şey olmadığında burada belirtmekte yarar var. O anevrizmanın içine kadar mikro kateter dediğimiz yaklaşık yarım milim çapındaki borularla gidip o boruların içinden bir takım tellerle anevrizma dediğimiz baloncuğun içerisine bir yumak örüyoruz. Nasıl hanımların yün yumağı vardır. O yumak gibi bir yumak örüyoruz o anevrizmanın içinde ki anevrizmaya kan girmesin diye. Kanamaması için kan girmemesi lazım. Yöntem bu. Ha bazen çok geniş boyunlu anevrizmalar oluyor. Çok büyük anevrizmalar oluyor. O zaman içi yumakla doldurulamayacak kadar büyükse o zaman da anevrizmanın boynuna işte bu boyuna taktığımız stentlerin biraz daha farklı olanları var. Onlardan takıyoruz. Onlar çok sık örgülü. Sanki oraya bir boru eklemişiz gibi oluyor ve anevrizmanın içine kan girişini engelliyor. Pıhtılaşma mı oluyor orada? Nasıl kan girişini engelliyor tam olarak? Tamamen bir metal boru değil o. Evet. Bir örgü ama çok sık. Dolayısıyla onun içinden kan anevrizma içine giremiyor. Akımı hep laminar olarak ileriye doğru yönlendiriyor. Ha, zamanla da bu anevrizmanın içi pıhtılaşıyor. İçine kan, yeni kan girmediği için. O anevrizmada çöken bir çadır gibi tamamen normal damar şekline dönüyoruz. Evet. Tabii insanlar ilk böyle bir şey olduğunda belirtileri ne oluyor? Mesela diyelim ki anevrizmada patlama oldu. Yırtılıp kan dışarı çıkabiliyor. Ne çeşit belirtiler oluyor? Yani ne zaman bundan şüphelenilmesi gerekiyor? Bunu bir izleyicilerimize ben söyleyelim. Şuradan alayım mı isterseniz? Evet. Anevrizma tanısı nasıl konur diye. Hastalar evet. genellikle 3 şekilde gelir. Bir tanesi tesadüfen herhangi bir nedenle bir beyin incelemesi yapılmıştır, bir beyin MR'ı yapılmıştır. Hiç şikayet yokken anevrizması olduğunu öğrenir insanlar, bu tetikte çıkar. Veya bu anevrizma büyür, patlamaz, belli bir büyüklüğe ulaşır. Yer işgal ettiği için komşuluğundaki sinirleri sıkıştırır. O sinirler işini aksatmaya başlar sıkıştıkları evet. için. O bulgularla hasta bize gelir, baktığımızda anevrizması olduğunu görürüz. Mesela zayıflıklar veya, oluyor, yüzünde çarpılma, konuşmada bir şey olabilir. Evet, evet göz kayması olabiliyor, evet, göz hareketlerini yapamıyor, evet. O gibi nedenler. Veya işte bu anlattığımız kötü senaryo, günün birinde bu anevrizma patlarsa işte o zaman ne olur? Bunu tarif eden hastalar bir kere o anı hayatımın en şiddetli baş ağrısı diye tarif ederler. Evet. Bu çok klasik, çok şey bir tariftir. Yani bize yol gösterici bir tariftir. Evet. Hani benim başım ağrırdı ama bu başka bir şey doktor bey diye anlatırlar. Evet. Kimisi bununla beraber veya tek başına bulantı, kusma ve şuur kaybı yaşar.
Ondan sonra da yine bu şiddetli baş ağrısı devam ediyor.